Memur ve emekliler biliyorsunuz Ocak ayında zamlı maaşlarını almışlardı. Ancak alınan bu zamlı maaşlar özellikle emekliler için pek de bir anlam ifade etmemişti. Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bu maaşlar eridi gitti. Emekliler yeni zammı dört gözle bekliyorlar. Bugün iktidarın gündeminde de emekli maaşlarına yapılacak zam vardı. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak. Biliyorsunuz 4.250 lira asgari ücret olarak belirlenmişti. Ancak AKP medyasında ve birkaç AKP'li ismin açıklamalarına bakıldığı zaman asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı konuşuluyor. Bunun da Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Şimdi 4.250 lira bir asgari ücretliye yetmiyorsa 2.500 TL emekli maaşı alan bir kişi nasıl geçinecek? Emeklinin durumunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak zammı müjde gibi duyuramazlar. Bunu esnafın, işverenin kendisi veriyor. Öyle değil mi? Esnaf verecek, işveren verecek. Asgari ücreti siz kalkıp 6.000 lira yaparsanız bir esnaf 4 kişi çalıştırıyorsa onu belki 3 kişiye, belki de 2 kişiye düşürecek. Sizin müjde olarak duyurmanız gereken şey emekli maaşlarında yapılacak artış olur. Yoksa asgari ücret 6.000 lira olmuş, bunu müjde gibi duyuramazsınız. Esnafın, işverenin yapacağı, ödeyeceği bir parayı müjde gibi yansıtamazsınız. Burada çelişkiye düşüyorsunuz. 4.250 lirayla geçim zor ise 2.500 TL alan emekli ne yapacak? Hele bir de evi yoksa mecbur çalışmak zorunda. 65 yaşından sonra çalışan amcalarımız, teyzelerimiz var. Büyük bir bölümü de emeklilerin çocuklarından destek almak zorunda kalıyor. Bunu siz hiç mi görmüyorsunuz? Bir müjde yapacaksanız, bir müjde gibi bir şey duyuracaksanız emekli maaşlarında o halde Temmuz ayında bir zam yapın. Büyük bir zam yapın ki buna da biz gerçekten müjde diyelim.